Özge Ulusoy yeni kreasyonunu moda severlerle buluşturdu. Doğanın kendi renklerini kullanıyorum. Yeni sezonun trend modellerini hayatın içinden anlattı. Mürdüm bu sene çok olduğu için. Oscar ödüllü göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Öncel'e sorduk. 55-60 yaşından sonra az görmenin bir numaralı sebebi. Sarı nokta hastalığı nedir? Nasıl tespit edilir? Hepimiz bir karedik. Bu balık başka balık. Vay 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 vay, geliyor geliyor. Bir balığı geliyor. Taner Güngör yine mutfakta harikalar yaratıyor. Buyursunlar efendim, domatese bak. Kalemi kağıdı hazırlayın. Bu dil balığı tarifini kaçırmayın. Bunu koy yüzüne. Omega 3. Siz bu adamları niye rehin aldınız? Efendim arabayı çaldılar. Sen garsonu niye rehin aldın, onu anlat bakalım. Onu Mansur söyledi amca. Söyle. Git Başımdan filminin başrol oyuncusu Şahin Irmak rolü için neler söyledi? Latif karakterini oynuyorum ben filmde. Filmdeki kahramanımız Latif. Eskişehirli bir genç. Ünlü oyuncu boş zamanlarında kimleri görmeye gidiyor? Onlarla vakit geçiriyorum. Sen kiminle konuşuyorsun? Sen kimsin ya? Sen nereden çıktın? Selamun aleyküm. Ben senin iç sesim. Ayşe Erbulak'ta keyifli bir söyleşi. Yazarlık öğretmenliği yapıyorum. Bir de oyunculuk bölümünde de kulis adabı derslerine giriyorum. Tabii insanların 20-30'lu yaşlarda yazar olduğunu düşünürseniz, ben 50'li yaşlarımda ilk kitabımı çıkardım. Ben çok disiplinli ve planlı programlı yaşayan biriyimdir. Kalmak yok. Bülent Ersoy özel tasarım aracına sunuldu. Valla ben de hepinkinde... Arkadaşlar çok hoş. Aman canım! Ay havaya bak yavrum, havaya bak! En iyiler bir araya geldi, kahkahalar havada uçuştu, tadı damaklarda kalan bir sohbet oldu. Yavuz'un saçını... Arkadaşlar şunu hep, hep olayı oraya getiriyorsunuz, terk ederim burayı bak söyleyeyim. Amerika'da açmak üzere Amerika. Devam edeceğiz. Evet. Hollywood falan. Evet, Manhattan. Bakalım bugün hangi usta isim nostalji bölümümüzde bizlerle birlikte olacak, izliyoruz. Heyecanım, heyecanım, derdim. Türk halk müziğinin yaşayan efsanelerinden Selahattin Alpay evinin kapılarını ekibimize açtı. Anlatma gülüm yeter, sızlatma gülüm yeter. Niye çok çektirdin sen, çekmek ölümden beter. Evine konuk olduğumuz usta müzik adamıyla müzik kariyerini konuştuk. Sesini doğup büyüdüğü Malatya'da ilkokul öğretmeni keşfetmiş. Malatya'da doğdum. Malatya'da ortaokul, lise orada bitti. Efendim söyleyeyim, Malatya'da ilkokulda öğretmenim Nezaket Boztepe keşfetmişti. Arkadaşların tavsiyesi üzerine tabii. Hiç unutmuyorum, okuduğum türkü Yeşil Ördek gibi daldım. Ben bilmiyordum yani sesimin güzelliğinden falan, ondan bile ne haberim yoktu, arkadaşlar söyledi. Ve beni hocam, öğretmenim kulağı çınlasın, müsamereye çıkarttı işte. Çıkış o çıkış, ondan sonra Malatya Halk Evi'nde falan Mehmet Yumurtepe hocamızın nezaretinde koromuz vardı. Korolarda işte solo falan derken. Dün geçtim ben kapının önünden, dizlerim durdu vayda vay vay. Bir ah çektim yar içerimden, gözlerim doldu vay vay. Vayda cananım. Askerde bando takımında yer almış. Öncesinde ise 8 tane 45'lik plak yapmış. Sonra askerde bandoyu
da şey yaptım, si bemol klarnet çalıyordum. Bunu ilk olarak söylüyorum. Efendim mesela nota usul hemen hemen orada şey yaptım. Fakat askere gitmeden evvel benim MOC'ye gider eli boş gelir 45'liğimle, yani askere gidene kadar 8 tane 45'lik yaptım. Evet. Asker dönüşü Ankara'da bir bankada çalışmaya başlamış. Ondan sonra da Ankara Radyosu'nun sınavlarına girip kazanmış. Ankara'da bir bankada çalışmaya başladım. O ara Ankara Radyosu'nun açmış olduğu bir imtihanı kazandım. Kaşel olarak radyoya gidip geldim. Çiçekler baharı nasıl özlersen, ben de seni öyle özleyeceğim, özleyeceğim, özleyeceğim. Her gün yollarını gözleyeceğim. Şu sıralar 28. albümüne hazırlanan Selahattin Alpay, Öğrenli Gelin adlı ilk long play'ini 1978 yılında çıkarmış. 1978 yılında Öğrenli Gelin long play'imi yaptım. Şimdiye kadar 27 long play, eğer kabul buluyorsa, veya CD, veya CD'yle beraber kaset vardı evvelden, biliyorsunuz. Şimdi 27. çıktı. En son bundan bir 4 ay evvel ve 28. hazırlanıyoruz Allah nasip ederse. 1982 yılında İstanbul'daki birçok mekanda sahne alarak profesyonel müziğe adım atan Selahattin Alpay 4 kez de yılın sanatçısı seçildi. Profesyonel olarak 1982 yılında İstanbul'da çalışmaya başladım gazinolarda. Aklınıza gelen en büyük gazinolarda Çakıl, Taksim, Maxim, Gar, Caddebostan, Maxim, efendime söyleyeyim Bebek Belediye, Aşiyan, Ankara Başkent Gazinosu, fuarlar, evet. Ve bu zaman içinde 4 kez yılın sanatçısı seçildim. Bir kez de ömür boyu müzik magazin dergisinin seçmiş olduğu ömür boyu onurunu aldım. Ödülünü aldım daha doğrusu. Bu da bir onurdur tabii. Etek sarı semetekten sarısın sarısın. Etek sarı semetekten sarısın sarısın. Kurban olan meydanının karısın karısın. Öyle bir ödül almış ki hayatım boyunca unutamam diyor. Benim için o ödüllerin içinde en güzel bir ödül var ki hakikaten hayatım boyunca unutamayacağım bir ödüldür. Bundan 15 sene evvel falan Ankara'da almıştım. Üniversiteler arası yılın sanatçısı ödülünü almıştım. Bu benim için çok önemliydi. Üniversiteler, evet. Müziğin yanı sıra sinema dünyasında da boy göstermişti. 10 tane filmde rol almış. 10 tane film yaptım. 9 tane sinema, 1 tane televizyona yapmıştım. Ellerin sözüne uyan oldu, sen de benim gibi ziyan oldun. Sevdamız öldü, başın sağ olsun. Elimle kabire koyan oldum. Vay vay vay, vay da canım vay vay vay. Ellerin sözüne uyan oldun, sen de benim gibi ziyan oldun. Sevdamız öldü, başın sağ olsun. Elimle kabire koyan oldum vay vay vay. Samimi sohbetimiz sürüyor. Kültür Bakanlığı'nda 16 yıl çalışan Selahattin Alpay'ın iki kızı bir de oğlu var. Daha sonra Kültür Bakanlığı'na girdim. Efendim mesela Kültür Bakanlığı'nda 16 yıl çalıştım. Bugünlere kadar geldik. Efendim söyleyeyim, evliyim.
İki kızım, bir oğlum var. Çok şükürler olsun. Kendi dünyamızda bir yaşam tarzımız var. Böyle gidiyor. Sanatçı da heyecan bitmez felsefesini savunan usta sanatçı, kendi jenerasyonundaki sanatçılarla birlikte müziğin hamallığını yaptığını söylüyor. Hiç heyecan bitmedi ki. Eğer sanatçıda heyecan bitmiş olursa tamam, bitti demektir. Bir de biz her zaman söylediğim gibi bizim jenerasyon, yani İzzet abi, Altınmeşe, İbrahim Tatlıses, Berkıs Akkale, Selahattin Apay, Bedir Aysel, Hüsamettin Subaşı, Burhan Çeşen. Biz bu işin gerçekten gerçek hammalığını yaptık. Hele ki de yapmışız. Eğer bugüne bir şeyler bırakmışsak ne mutlu bize. Selahattin Alpay müzik kariyerinde özellikle hocası Özcan Tamer'den büyük feyz almış. Özellikle Özcan Tamer'den çok büyük feyz aldım ve çok büyük öğretiler aldım. Yaşıyor, Ankara'da yaşıyor. Buradan ellerinden öpüyorum diyorum. Sayısız eserde imzası var ama Malatya Malatya'yı ayrı tutuyor. Çok şükürler olsun. Epeyce eserlerim var. Bunlardan belli olan Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden, Pınar Seni Dinletmeli, Etek Sarı Sen Etekten Sarısı, Malatya Malatya Bulunmaz Eşin, Ahlatın Başındayım, Altın Yüzüğüm Kırıldı, Kuyudan Su Çekerler, Malatya Malatya'yı saydım değil mi? Evet, o artık benim, yani ülkemiz var olduğu müddetçe, ki var olacak inşallah, Malatya Malatya türküsü. Belki bir takım türküler biter ama o hiçbir zaman bitmeyecek yani. Evet. Malatya Malatya bulunmaz eşin. Malatya Malatya bulunmaz eşin. Gönülleri coşturan ayla güneşin. Gönülleri coşturan ayla güneşin. Ve evinde tura çıkıyoruz. Aldığı sayısız ödülleri sıralıyor. Türk Halk Müziği Yılın Erkek Sanatçısı. Yine magazin. Bu benim Zeki Müren'in elinden aldığım ilk ödülüm. Ödüller daha yani şeydir, yazlığına götürdüm. TV'de Yılın Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay. Yılın Televizyon Oscar'ları değil mi? Bu benim ilk. İlk, evet. Ne kadar evet, önemli. Evet. Şimdi şu Aşık Veysel, Dostlar Beni Hatırlarsın. Evet. Programına gitmiştim. Oradan aldım ve bana göre ülkenin ödülüdür. Çünkü bir Aşık Veysel'dir. Ülkemin kültürüdür. Onun yatağında bir gece kaldım. Allah bana nasip etti. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Nur içinde yatırsın. Evet. Selahattin Alpay'la şimdi de siyah beyaz fotoğraflarla zaman tüneline giriyoruz. İşte Malatya'da ilk çıktığım Nuri Sesi Güzel'den aldığım bu kıyafet, aldığım derken ondan örnek almıştım. Efendime söyleyeyim, eşimin hala gençliği falan değil mi Cem Bey? Yine tabii ki hala öyle. Birkaç sene önceki fotoğraf. Aynen öyle. O aile fotoğrafımız. Yine aile fotoğrafımız, efendime söyleyeyim. Oğlum Bir Bey. Zoom yapabilirsiniz efendim sen. Kızlarım Canan, Nalan ve yine Bir Bey. Evet. Tabii fotoğrafı bir ton falan vardır yani, sakladığımız zübeyi aldırmış. Usta müzik adamı canlı performansla bizi evinden uğurluyor. Sahnalar yağmuru nasıl özlerse, ben de seni öyle özleyeceğim. Çiçekler baharı nasıl özlerse, ben de seni öyle özleyeceğim. Özleyeceğim Allah, özleyeceğim. Her gün yollarını gözleyeceğim. Aman, bir şey.
Oscar ödüllü göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Öncel'e sorduk. 55-60 yaşından sonra az görmenin bir numaralı sebebi... Sarı nokta hastalığı nedir, nasıl tespit edilir? Hepimiz bir karedik. Az sonra... Özge Ulusoy yeni kreasyonunu moda severlerle buluşturdu. Doğanın kendi renklerini kullanıyorum. Yeni sezonun trend modellerini hayatın içinden anlattı. Mürdüm bu sene çok olduğu için. Az sonra. Bu balık başka balık. Vay 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 vay, geliyor geliyor. Bir balığı geliyor. Taner Güngör yine mutfakta harikalar yaratıyor. Buyursunlar efendim, domatese bak. Kalemi kağıdı hazırlayın. Bu dil balığı tarifini kaçırmayın. Bunu koy yüzüne. Omega 3. Az sonra. Önce sağlık diyor ve ilginizi çekecek sağlık haberimizle programımıza devam ediyoruz. Oscar ödüllü göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Öncel'e sorduk. 55-60 yaşından sonra az görmenin bir numaralı sebebi... Sarı nokta hastalığı nedir, nasıl tespit edilir? Hepimiz bir karedik. Göz sağlığı konusunda ne kadar bilgiliyiz? Göz sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Bugün yanımızda Oscar ödüllü Profesör Doktor Murat Öncel var. Efendim merhabalar. Merhaba efendim, hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Oscar ödüllü bir doktor olmak nasıl bir duygu? Efendim bu Oscar ödülünden ziyade tabii bu kulağa hoş geldiği için Oscar ödülü deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde retina konferanslarında aldığım bir ödül bu. Aslında benim için daha onur verici bir ödül. Amerikan Retina Cemiyeti'nden yıllar önce hem onur ödülü aldım hem yüksek onur ödülü aldım. Bunlar Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek çapında hem ülkemiz adına hem kendim adıma gurur verici olaylar. Peki efendim, şunu merak ediyorum. Yediğimiz içtiğimizle göz sağlığımız arasında bir bağlantı var tabii mı? Tabii ki var. Özellikle biz bu sarı nokta hastalığı denilen bir hastalık var. Halk arasında biliniyor ki 55-60 yaşlarında %2 ile %5 arasında görülüyor. 75 yaş ve üzerinde her 3 insandan birisinde mevcut. Gerçek adı yaşa bağlı makula dejenerasansı. Bu hastalar baktıkları yeri göremiyorlar. Okumakta, kitap okumakta, araba kullanmakta, televizyon seyretmekte zorluk çekiyor. Yani hayat kalitesini çok etkiliyor. Eskiden bunun hiçbir tedavisi yoktu. Son yıllarda ise göz içerisine verdiğimiz bir takım ilaçlar ile mevcudu koruyoruz en azından. Daha kötüye gidişi durduruyoruz. Hastaların %30'unda da bir miktar görme artışı sağlıyoruz. Bu hastalarda son yıllarda yapılan araştırmalarda antioksidan yiyeceklerin çok etkisi olduğu ispatlandı. A, E, C, çinko, selenyum gibi vitamin alanlarda başlangıç dönemde hastalığı biraz olsun ilerlemeyi durdurduğu gösterildi. Aynı zamanda koyu yeşil sebze ve meyve yemelerini öneriyoruz. Ispanak çok faydalı. Yine omega 3 yağ asitlerinden zengin yiyecekler, balık, ceviz gibi yiyecek almalarını öneriyoruz. 55-60 yaşından sonra az görmenin bir numaralı sebebi bu hastalık. Nedeni bilinmiyor. Yaş ile birlikte doğru orantılı olarak artıyor. 55-60 yaşlarında %2 ile %5 arasında görülürken 75 yaş ve üzerinde her 3 insandan birisinde mevcut. Burada erken teşhisin çok çok önemi var. Çünkü hastalık ilerlediği zaman geriye dönüşüyor. Hepimiz bir kareli kağıt evde, kareli bir defter alabiliriz. Yakın gözlüklerimizi takacağız, bir gözümüzü kapatıp bu kareli kağıda 30 santimetre mesafeden bakarken ortadaki noktaya bakacağız tek gözümüzle. Çizgilerde herhangi bir yamukluk, eğrilik veya çizgilerde bir renk değişikliği görürsek hemen retina konusunda uzmanlaşmış bir göz doktoruna gidip bu hastalığın bizde var mı yok mu teşhis edeceğiz. Hastalık ilerlediği zaman hastalar bu kareyi böyle görüyor. Ortada siyah bir nokta. Bu devreye geldiği zaman bir tedavisi yok. Bir şey yapamıyoruz. Bu devreye gelmeden
erken dönemde çizgilerde bir yamukluk, eğrilik görürsek hemen doktora gidip gereken tedavi yaptırması lazım. Bu hastalık tam körlük yapmıyor şeker hastalığı gibi ama hastalar baktığı yeri göremiyor. Çevreyi görüyor, ortayı göremiyor ki bu hayat kalitesini çok etkiliyor bu hastaların. Araba kullanamıyor, kitap okuyamıyor, televizyon seyredemiyor. Yaşam kalitesini çok etkiliyor. Yani bir düşünün, televizyon seyredemediğinizi, kitap okuyamadığınızı, nereye bakarsanız bakın ortada siyah bir leke göreceksiniz. Eskiden hiçbir tedavisi yoktu ama son yıllarda göz içerisinde bir ilaç veriyoruz. Bunu bazen ayda bir, 1,5 ayda bir ilk 3 yükleme dozu yapıyoruz. Daha sonra gerekirse bir takım tetkikler yapıyoruz, OCT gibi. Makulanın kalınlığına bakıyoruz, hastanın görmesine bakıyoruz ve gerekirse bu iğne yoluyla bu ilacı veriyoruz, gerekirse ömür boyu veriyoruz. Herhangi bir yan etkisi yok ama hastalığın en azından mevcudu koruyoruz, ilerlemeyi durduruyoruz. Hastaların %30'unda da bir miktar görme artışı sağlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sigarayla çok bağlantılı bu hastalık. Sigara içenlerde çok çok daha sık görülüyor. Dolayısıyla sigarayı kesmelerini öneriyoruz. Tansiyonla ilgisi var, kol tansiyonuyla, yine kolesterol, lipid, trigliseritlerine bakmalarını öneriyoruz ve güneşte mutlaka güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz bu hastalara. Hocam, ülkemizde bu hastalığın görülme sıklığı ne kadar? Bütün dünyada görüldüğü gibi Türkiye'de de oranlar aynı, yaş ile birlikte doğru orantılı. 55-60'lı yaşlarda %2 ile %5 arasında görülürken daha evvel de söylediğim gibi 75-80 yaşında sonra neredeyse her iki insandan birisinde mevcut bu rahatsızlık. Siz bu adamları niye rehin aldınız? Efendim, arabayı çaldılar. Sen garsonu niye rehin aldın, onu anlat bakalım. Onu Mansur söyledi amir. Söyle. Git Başımdan filminin başrol oyuncusu Şahin Irmak rolü için neler söyledi? Latif karakterini oynuyorum ben filmde. Filmdeki kahramanımız Latif. Eskişehirli bir genç. Ünlü oyuncu boş zamanlarında kimleri görmeye gidiyor? Onlarla vakit geçiriyorum. Sen kiminle konuşuyorsun? Sen kimsin ya? Sen nereden çıktın? Selamun aleyküm. Ben. Az sonra. Senin hiç sesini. Sonbahar kış kreasyonundan trend modeller ve giyim önerileri haberimizde izliyoruz. Özge Ulusoy yeni kreasyonunu moda severlerle buluşturdu. Doğanın kendi renklerini kullanıyorum. Yeni sezonun trend modellerini hayatın içinden anlattı. Mürdüm bu sene çok olduğu için. Modelliğin yanı sıra farklı koleksiyonlarıyla da moda dünyasında adından söz ettiren Özge Ulusoy ile birlikteyiz. Bu bizim 4. sezonumuz. Bir koleksiyonun, bir işbirliğinin devamlılığı olması, işte 4. sezon, 2. sene, bunlar tabii ki başarılı olduğunun bir göstergesidir. Bu benim takdirim değil, bizden alışveriş yapan sevgili müşterilerin takdirleri. Özge Ulusoy, yarattığı koleksiyonu insanlar üzerinde görünce çok mutlu oluyormuş. Genelde böyle genç üniversite öğrencilerinde, genç hanımlarda çok görüyorum. Koşup gidip yanlarına konuşuyorum, sohbet ediyorum. Aa, bu benim koleksiyonum, şu benim koleksiyonum diye. Televizyonda görüyorum bazı yarışma programlarında giyenleri. Tabii çok mutluluk verici, yani tercih ediliyor olmak güzel bir şey. Koleksiyonunda renk tercihini ise doğadan yana kullanıyor ünlü model. Doğanın kendi renklerini kullanıyorum her koleksiyonumda ilkinden beri. Bu sezon biraz daha kışa renk katmak istedik. O yüzden ben yine elbisenin siyahını tercih etmiş olsam da şu an üzerimde bu elbisenin laciverti zaten çekimimizde vardı. Kırmızısı da var. Bu triko elbiseler biz yaptığımızdan beri zaten moda olan bir akımda triko elbiseler. Evet, yani hem vücudu güzel göstermesi açısından hem kolay kullanılabilmesi, çok şeyle kombinlenebilmesi açısından kadınların vazgeçilmeziydi triko elbiseler. Birçok marka yapıyordu. Biz de bunlara kendi yorumumuzu kattık ve çok iyi gitti satışlarımız. O yüzden de devam ediyoruz kış sezonunda. Yazı da ince trikolar yapıyoruz. Şimdi Özge Ulusoy'un koleksiyonuna bir göz atalım. Bakalım moda severler için neler tasarlamış. Biz bu sezon değişik olarak
deri parçaları girdik. Suni deri kullandık. Suni deri, suni kürk kullandık. Hepsi yapay olmak üzere. Gerçeğine en yakın şekilde yapmaya çalıştık. Bu mesela bizim güzel bir deri uzun ceketimiz. Trench coat modelinde. Tam şu an içinde bulunduğumuz mevsim için birebir. Bunu böyle dik yakalı balıkçı kazaklarla ya da gömlek kapalı böyle kurdeleli gömleklerle çok rahat her şeyle kombinleyebilirler. Hem soğuktan korunurlar hem şıklıklarından ödün vermezler. Hayata daha yeni atılmış, ofiste şık olmak isteyen ve aynı zamanda bunu tabii ki ekonomik bir şekilde yapmak isteyen genç kadınlara yardımcı olmak amacıyla bir gömlek koleksiyonu hazırladık. Siyah ve beyaz renklerden oluşuyor. Tamamen ofis şıklığı için. Zaten konseptimiz de biraz öyle. Kendi ayaklarının üzerinde sağlam yere basan, başarılı, hayata adılmış, çalışan ve kendine güvenli kadındı bu seneki bizim konseptimiz. Ben oradan yola çıkarak bu sezon biraz daha ciddi, daha şık, biraz daha yaşı büyümüş kadınlar yaptım. Kendi hayatına atılmış. O yüzden bir gömlek serisi çıkardık. Farklı modellerimiz var. 8 farklı model. Siyah ve beyaz olarak uygulandı. Spor da giyilebilecek, ofiste de kullanılabilecek. Yine ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bir parçayı aldığınızda gardırobunuzda birçok kere giyebilmeli. Onu başka parçalarla kombinleyebilmelisiniz. Benim röportajlarımı takip edenler bilir. Ben de her zaman kendim indirim takip eden, paramı sokağa atmayı sevmeyen, her zaman bütçeme uygun alışveriş yapmayı seven biriyim. Pazardan bile yapacağını söylemiştiniz bize geçen. Ya yapıyorum ya. Evet. Benim evime Beşiktaş Pazarı çok yakın. Sakinlere selam söylüyorum oradaki. Gerçekten alışveriş yapıyorum. Ufak tefek şeylerimi alıyorum yani. Bu bir sorun ve sıkıntı değil. Önemli olan onu sizin nasıl kendinize yakıştırdığınız. Pahalı giyinen herkes güzel giyiniyor demek değildir. Bunun örneklerini çok görüyoruz zaten. Evet, onun dışında koleksiyonumuzda yine süet parçalarımız var. Bu böyle bir ceket gibi. Deri pantolonlarımız var. Özellikle deri pantolonlar benim kışın çok kullandığım şeyler. Biz kırmızı, mürdüm ve siyah olarak 3 renk ürettik. Deri etek ürettik. Kısa ve uzun olmak üzere. Hatta bir tane rugan etek ürettik. Böyle parlak. O biraz daha geceye yönelik. Hani böyle gömleği çıkarıp belki bir bluzla. Aynen öyle. Bir kadının hakikaten günlük hayatı içerisinde farklı farklı şeyleri kombinleyebilmesi için koleksiyonumu hep düşünüyoruz. Çok olduğu için ben mürdüm rengini evet bordo ve mürdümü çok koleksiyonun içine kattım. Çok şey de kullandık gerçekten. Derilerde de şimdi göreceksiniz kullandık. Bu sezon gerçekten koleksiyon biz ilk jean koleksiyonuyla çıkmıştık. Denim yapmıştık. Bu sezon koleksiyon gerçekten biraz daha böyle şık, daha elegan oldu. Şıklıktan vazgeçmeyen hanımlara yönelik parçalar hazırlamış Özge Ulusoy. Burada biraz daha şalvar kesimli bir deri pantolonumuz var. Bunu beline kemer gömlek stilettoyla gayet güzel bir şekilde topuklu botla gece de giyebilir, ofise de giyebilir. Üzerine sweatshirt, altına düz spor ayakkabıyla hafta sonu şıklığı da yapabilir kendini. Aynen benim her... Gece yatarken giyebiliyor herhalde. Aynen. Benim her parçam günün her saatinde giyilebiliyor. Önemli olan vücudunu tanımak, ben hep onu söylüyorum. Vücudu iyi tanıdıktan sonra güzel olanı gösterip kusurlu bulduğumuz yeri, ben kusurlu vücut olduğuna çok inanmıyorum da, kusurlu bulduğumuz yeri saklayabilmek önemli olan. Makyajdaki gibi aslında. Bunu da spor ayakkabıyla jeanle de giyersiniz. Akşam bir yere giderken topukluyla da giyersiniz. Her şekilde kullanabileceğiz. Yani bu parçayı aldıktan sonra bu birkaç sezon sizinle beraber gidebilecektir. Önümüzdeki sezon aman ben bunu giymeyeyim demezsiniz zaten. Ve çok şeyle kombinlenir. Benim en sevdiğim parçalardan biri bu bizim kırmızı deri pantolonlarımız. Buyurun her şeyi küçük yapıyorsunuz diyenlere bedeni görüyorsunuzdur. Kırmızı pantolon. Tabii ki ben demiyorum ki işte çok... Kırmızıyı herkes zor giyer. Ama şöyle onu da giyiyor. Yani renk olarak. Ama bir yöntemi yani şöyle ki giyebilirsiniz. Onun bir yöntemi vardır. Kırmızıyı giyersiniz. Altına siyah bot giyersiniz. Üzerine siyah dökümlü bir gömlek ya da bir parça giyersiniz. Bedeniniz de büyükse eğer, daha böyle hani kırk beden gibiyseniz, large giyiyorsanız. Üzerine daha biraz daha bol bir şey giyersiniz. Altınız dar olur. Böylece aslında onu doğru kombinlemiş olursunuz. Yani kırmızıdan korkmamak gerekiyor kışın. Evet. Bence insanın içini açıyor araya renk kattığımız zaman. Evet. Yine burada kırmızı bir pantolonumuz var. Bunlar, yani. Bunlar sihirli pantolonlar diyorum ben bunlara. Bunlar kalıpları.
kalıpları, kumaşı ve vücudu sarması açısından bacakları olduğundan uzun ve ince gösteriyor. Bacakları olduğundan uzun ve ince gösteriyor. Ben zaten hani genelde kalıplarımı çalışırken kadınları daha fit göstermek adına. İlk biz koleksiyonla yola çıktığımızda da zaten fikrimiz oydu. Jeanlerde kadınları daha fit göstermek. Kısa boylu olmak ya da kilolu olmak mesele değil diyor Özge Ulusoy. Önemli olan insanın bedenini tanıması. Hani bana hep soruyorlar işte boyum kısa. Nasıl giymeliyim diye. Özellikle boyu kısa, boyunun kısalığından şikayet eden hanımlar İspanyol paça giymeliler zaten. Ki bacak boyları uzun, boyları uzun gözüksün. Güzel bir... Aynen. Böyle. Boyu kısa hanımlara özellikle İspanyol paça kesimleri tercih ettiriyoruz. Onu öneriyoruz. Altına topuklu giydiklerinde de ne kadar topuklu giyerlerse giysen sakladıkları için, paça boyu yerde olduğu için aslında göstermiyorlar. Ama başka bir pantolonla, mesela dar paça bir pantolonla topuklu giydiğinizde siz isterseniz şu kadar topuk giyin, boyunuz kısaysa kısa gözüküyor. O topuk sizi uzun göster. Bu işin sırrı. Topuğu görüyoruz. Aynen öyle. Çok kombinlenebilecek bir model bu. Ben bu pantolonu genelde hani böyle benim çok tabii ki bir ofis hayatım gibi şeylerim olmadığı için toplantılar dışında ben bu pantolonu düz spor ayakkabılarla kombinliyorum genelde. Çok da güzel oluyor. Üzerine böyle bir tişört, beline bazen bir kemer, bazen kemersiz, bazen spor ayakkabıyla. Hani bunu alınca ofis pantolonu gibi düşünebilirsiniz ama gardıropta bulunsun. Başka kombinlersiniz. En büyük hatalar nedir mesela bizim o zaman? En büyük hatalar vücudu tanımamak. Ben onu her zaman söylüyorum. Yani basenin büyük olması kusur değildir, boyun kısa olması kusur değildir, göğsün büyük olması kusur değildir. Önemli olan onu nasıl gösterdiğiniz, nasıl giyindiğinizdir, kendinizi nasıl ifade ettiğinizdir. Hepsinin çözümleri var, ben hep söylüyorum. O yüzden de yani birebir bir insanı anlatabiliyor olmam lazım. Arada ufak tefek şeyler söyledim işte. Kısa boylu hanımlar İspanyol paça giysinler gibi. İşte kilolu hanımlar hiçbir zaman daha bol giyinmeye gitmesinler. Bol giydikçe daha da büyükleştiriyorlar kendilerini. Aslında formu gösteren tabii ki daptarda değil. Ama vücuda bir form veren, bir bel oyuntusu veren, yine bir bacak boyunu uzun gösteren kalıplar seçmeleri gerekiyor. Son olarak Türkiye'de en şık giyinen iki kişinin ismini veriyor Özge Ulusoy. Mutlaka bakıyorsundur biraz ünlü simalara. Kim şık giyiniyor? Ya da kim benim Türkiye'de en beğendiğim Derin Mermerci çok şık giyiniyor. Ece Sükan çok şık giyiniyor. Şimdi ilk aklıma gelenler onlar yani daha birçok isim gelir aklıma ama bu ikisi gerçekten dikkatimi çeken hep ilk sorulduğunda aklıma gelen iki isim. Bu balık başka balık. Vay 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 geliyor. Bir balığı geliyor. Taner Güngör yine mutfakta harikalar yaratıyor. Buyursunlar efendim, domatese bak. Kalemi kağıdı hazırlayın. Bu dil balığı tarifini kaçırmayın. Bunu koy yüzüne. Omega 3. Az sonra. En iyiler bir araya geldi, kahkahalar havada uçuştu, tadı damaklarda kalan bir sohbet oldu. Amerika'da açmak üzere devam edeceğiz. Hollywood falan. Evet, Manhattan'da düşünüyoruz. Hollywood falan. Evet. Konsolosluğu ayarlamışlar, birden nikahımız oldu, balayına da İstanbul'a geldik. Az sonra. Editörlerimizin sizler için derlediği özel haberimiz de şimdi de sıra. Hızla akan zamanı bir tek fotoğraflar durduruyor. İşte ünlülerimizin zamanı durduran ve bugüne getiren fotoğrafları. Birbiri peşi sıra fotoğraflarını sunduğumuz bu ünlümüzle açıyoruz bugünkü bu ünlüleri tanıdınız mı köşemizi. Türk sinemasının dev oyuncularından Fatma Girik, 1969 yılında Maxim Gazinosu'nda sahneye de çıkmış ve bir dönem adını az solist olarak da neonlara yazdırmıştı. Yağdır Mevlam amsol, yağdır Mevlam amsol, alev saracak kadar, yangın yanacak kadar, suya kanacak kadar.
Bu ünlümüzün şimdi size ilk video klibini sunuyoruz. Bakalım gür saçlarıyla klip çeken bu ünlümüzü anımsayabilecek misiniz? Evet, müzik dünyasına 2001 yılında giren ve birçok hit parçanın altında imzası bulunan Soner Sarıkabadayı'dan başkası değil bu ünlümüz. Ah, inadım inah dedi bir yüzümü güldürmedi. Vah, oradan oraya süründürdü, öldürmedi. Babasıyla çekilmiş bu resminde gayet mutlu bu minik kızımız. Babası da o dönemin en sevilen isimlerinden biri. İşte bu videoda onun yıllar önceki ilk çalışması. Hiç keyfim yok, uzun zamandır inmersem anla yalandır. Gülümseyişim zorlamamdır, şarkılarım ağlamam. Bir dönemin ünlü yorumcusu Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, babasının yolunda yürüyerek müzikte zirveye çıkmıştı. Resimde sağ tarafta yer alan Orhan Gencebay'ı hemen tanıdınız. Sol tarafta duran ve bu resmiyle pek tanıyamadığınız ünlümüzün ipucu olsun diye gençlik fotoğraflarını getiriyoruz ekranlarınıza şimdi. Bu ünlümüzü fotoğraflarından tanıyanlarınız mutlaka olmuştur. Evet, fotoğraf ve videodaki gizli ismimiz Ahmet Özhan. Bülent Ersoy özel taşına sonunda kavuştu. Valla ben de heyecanlandım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Fevkalade nasıl bir... Hayatın içinden konserleri sizler için takip etmeye devam ediyor. Sesiyle müzik dünyasında beğeni toplayan Birsen Tezer'in Bostancı sahnesine uzanıyoruz. Bak burada beyaz elleri biraz eksik sarıyorsa beni görmemişler içeri şeffaf çizdim ben zaten. Sanatçının sahnesine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Bayat bir son ekmeği kokusunu boyuyorum sarı. Bak bu köşede gözlerim eksiltiyorum ruhumu her fırçada. İster üzüm, ister üzüm, ister üzüm, ister üzüm.
Birsen Tezer canlı performansıyla kulakların pasını silerken tam puan aldı. Belki de başarılı müzisyenin Bostancı sahnesinde işte böyle müzik ziyafeti yaşandı. Adamların niye rehin aldınız? Efendim arabayı çaldılar. Sen garsonu niye rehin aldın onu anlatmadın. Onu Mansur söyledi amir. Söyle. Git Başımdan filminin başrol oyuncusu Şahin Irmak rolü için neler söyledi? Latif karakterini oynuyorum ben filmde. Filmdeki kahramanımız Latif. Eskişehirli bir genç. Ünlü oyuncu boş zamanlarında kimleri görmeye gidiyor? Onlarla vakit geçiriyorum. Sen kiminle konuşuyorsun? Sen kimsin ya? Sen nereden çıktın? Selamun aleyküm. Ben. Az sonra. Senin hiç sesini. Ayşe Erbulak'ta keyifli bir söyleşi. Yazarlık öğretmenliği yapıyorum. Bir de oyunculuk bölümünde de kulis adabı derslerine giriyorum. Tabii insanların 20-30'lu yaşlarda yazar olduğunu düşünürseniz ben 50'li yaşlarımda ilk kitabımı çıkardım. Ben çok disiplinli ve planlı programlı yaşayan biriyimdir. Az sonra. Bu balık başka balık. Vay 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 geliyor geliyor. Dil balığı geliyor. Taner Güngör yine mutfakta harikalar yaratıyor. Buyursunlar efendim domatese bak. Kalemi kağıdı hazırlayın. Bu dil balığı tarifini kaçırmayın. Bunu koy yüzüne. Omega 3. Az sonra. Kalmak yok. Bülent Ersoy özel tasarım aracına sonunda kavuştu. Valla ben de heyecanlandım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Fevkaladenin fevkindesinin makyaj parası bile değil. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Az sonra. Havaya bak. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Git Başımdan filminin başrol oyuncularından Şahin Irmak'la keyifli bir söyleşiye ne dersiniz? Hep birlikte izliyoruz. Siz bu adamların niye rehin aldınız? Efendim arabayı çaldılar. Sen garsonu niye rehin aldın onu anlatmadın. Onu Mansur söyledi amir. Söyle. Başrollerini Şahin Irmak ve Bülent Emrah Parlak ikilisinin paylaştığı Git Başımdan filmi geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Sen kiminle konuşuyorsun? Sen kimsin ya? Sen nereden çıktın? Selamun aleyküm. Ben senin iç sesini. Yeterim. Her insan bir amaç için dünyaya gelir. Ve o amacı bulup gerçekleştirmek için yaşar. Benim amacım ne biliyor musun? Biliyorum ya, evlenmek. Başarılı oyuncu Şahin Irmak Git Başımdan filminde bakın hangi karakteri canlandırıyor. Latif karakterini oynuyorum ben filmde. Filmdeki kahramanımız Latif. Eskişehirli bir genç. Orta yaşlarında. Annesiyle beraber yaşıyor, babası yok. İşte rutin bir işte çalışıyor ve yıllardır devam eden de bir ilişkisi var, kız arkadaşı var.
kimselere hayır diyemeyen bir adamı canlandırıyor Şahin Irmak. İlişki sorumlu değil aslında, Latif sorumlu. Latif hayır demeyi beceremeyen, kimseye hayır demeyen, kimseyi kırmak istemeyen bir karakter. Fakat bakıyor ki ilişki evliliğe doğru gidiyor. O taraftan da bir baskı var. Galiba artık konuşmam lazım diyor yani, bunu halletmem lazım diyor. Bir taraftan da sürekli bir iç sesi konuşuyor Latif. Yapma etme, ya daha doğrusu bir yerden bir ses duyuyor. Yapma etme, yanlış yapıyorsun, bak kötü olacak falan diye. Bir ara delirdiğini falan düşünüyor, bu ses nereden geliyor diye. Aslında ayrılık teklifiyle buluşmaya gidiyor ama işler tam tersine gelişiyor. Kız arkadaşıyla da buluşuyor. Fakat günün sonunda kendini evlilik teklifi yaparken buluyor. Ve daha sonra da nikah masasında buluyor kendisi ve çok mutsuz. Hiç yapmamız gereken bir şey yaptığının farkında fakat hayır diyemiyor. Bunu söylemek inan benim için de çok zor ama bence ayrılmalıyız Reyhan. Evet evet, ayrılmalıyız. Reyhan, ben kararımı verdim. Evet. Ayrılma konuşması yapmaya gittim. Evlenme teklif ettim. Sen Kemal oğlu Latif Selamsız, Ali kızı Reyhan Gültekin'i eşin olarak kabul ediyor musun? Gerizekalı. Nikahta söylenecek söz mü o? Düğünden kaçan gelin duymuştum ben. Ya, damat ilk defa görüyorum. Hadi dön de kızı alalım. Bak kız çok güzel bir kıza. Latif ben. Latif Selamsız. Ben de Selim. Buyurun. Bu arada Latif karakterinin içinde konuşan biri daha olduğu sırrını verelim sizlere. İç sesin filmdeki durumu şu. Latif'in hayatını aslında yoluna koyuyor. Latif'in yapamadıklarını, söyleyemediklerini, yapması gerekenleri hayatına koyuyor. Zaten söylüyor da, benim yani niye susmuyorsun sen diyor filmin mesela bir yerinde. Ben susarsam sen yok olursun diyor yani. Ben susarsam sen yoksun diyor. Sen dua et ki ben susmuyorum diyor. Şahin Irmak da iç sesini çok fazla dinlediğini söylüyor. Bazen yapmak istemediğim şeyler de yapıyorum. Herkesin olduğu gibi. Yapmamam gereken şeyler de yapıyorum. Öyle olur ya, bazen söyleyemezsiniz. Hani ne bileyim, kız arkadaşınla, karınla, kocanla, annenle, babanla, arkadaşınla konuşamadığın şeyler olur. Kimseye anlatamadığın ve kendinle konuşup kendinle halletmen gereken şeyler olur. Onu ben kendimde uyguluyorum. Yani kendimden hoşnut olmadığım zamanlarda, bir şeyi de yanlış yaptığımı düşündüğümde bir oturup kendi kendime, bir taraflardan bir o iç ses yanlış yaptın diyor zaten bana. Boş vakitlerini nasıl değerlendirdiğini merak ediyoruz başarılı oyuncunun. Şu sıra öyle çok bir boş vaktim olmuyor. Televizyon programı var, sürekli onun provası falan. Şimdi filmin PR'ı başladı, onunla ilgileniyoruz. Yazıyorum, çiziyorum bir taraftan falan. Ama çok boş kaldığımda da görüşemediğim arkadaşlarımla görüşüyorum, onlarla vakit geçiriyorum. Bu arada Şahin Irmak'ın spor yaptığını ve formunu koruduğunu da sizlere söyleyelim. Çok iddialı değilim, hani ciddi spor yapıyorum, bir Kerem Bursin değilim de kendime dikkat ediyorum. Git Başımdan filmini objektif bir şekilde yorumlamasını isteyince bakın neler söylüyor Şahin Irmak. Vallahi ben içinde olduğum için değil, ben biraz o konularda biraz sıkıntılı da bir adamım. Yani beğenmediğim bir şey olduğu zaman kendime de söylüyorum, arkadaşıma da söylüyorum. Ya evet ya, ben niye böyle bir şey yaptım, niye oynadım bunda falan gibi. Evet yani söylüyorum ve o konuda biraz kendime de acımasız oluyorum. Bunun için şunu söylüyorum. Ya bir sinema filminden beklentin nedir? Geleceksin, bizim filmimizin janrı da belli. Geleceksin ve 2 saat çok tatlı. Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Çok tatlı 2 saat geçireceksin. Bendeki bıraktığı his bu. Kız bir garip ya. Arabası çalınmış, düşmüş kaplumbağanın peşine. Bir de isim koymuş Nazlı diye. Hayvanı seven insanı da sever. Hele seni haydaydı sever. Hayatımda böyle saçma mantık duymadım. İnsanın iç sesi arka koltukta oturamaymış. Arabada yer mi var? Ayşe Erbulak'ta keyifli bir söyleşi. Yazarlık öğretmenliği yapıyorum. Bir de oyunculuk bölümünde de kulis adabı derslerine giriyorum. Tabii insanların 20-30'lu yaşlarda yazar olduğunu düşünürseniz, ben 50'li yaşlarımda ilk kitabımı çıkardım. Ben çok disiplinli ve planlı programlı yaşayan biriyimdir. Az sonra. En iyiler bir araya geldi, kahkahalar havada uçuştu, tadı damaklarda kalan bir sohbet oldu. Yavuz'un saçını ya arkadaşlar şunu hep, hep olayı oraya getiriyorsunuz, terk ederim burayı bak söyleyeyim. Amerika'da açmak üzere devam edeceğiz. Hollywood evet. Falan. Evet, Manhattan'da düşünüyoruz. Hollywood yani. Falan. Evet. Konsolosu ayarlamışlar, birden nikahımız oldu, balayına da İstanbul'a geldik. Az sonra. Birbirinden özel lezzetleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. İşte bir yeni tarif daha.
bu balık başka balık. Vay 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 vay, geliyor geliyor. Dil balığı geliyor. Taner Güngör yine mutfakta harikalar yaratıyor. Buyursunlar efendim, domatese bak. Kalemi kağıdı hazırlayın. Bu dil balığı tarifini kaçırmayın. Bunu koy yüzüne. Omega 3. İşte seyirciler, görmüş olduğunuz gibi dünyanın en yakışıklı ustası Nur Yusuf ile birlikteyiz sayın seyirciler. Bugün menümüzde balık var, balık var. Balık var, dil balığı, dil balığı var. Kim balığı? Dil balığı. Dil balığı. Evet, sezon açıldı Nur Yusuf. Açıldı, evet. Balık sezonu açıldı. Canlı lüferler de var. Canlı lüfer var, palamut evet, var. Palamut var. Kalkan var. Kalkan var. Ne var? Mezgüt var. Hamsi var. Laos var, hamsi var, tekir var. Her ne ararsan var. Ne ararsan var. Bunlar gerçek değil mi? Gerçek. Çiftlik değil yani. Kesinlikle. Evet, bugün görmüş olduğunuz gibi sayın seyirciler, ne yapıyoruz? Ah, dil. Al, dil balığı. Dil balığı. Bugün sevgili izleyiciler, dil balığı yapacağız. Peki dilin nesini yapacağız abi? Dili soslusunu yapacağız. Vay 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 vay. Her türlüsünü yaparız. Evet. Yaparız da bugün özel size soslusunu yapacağız. Soslu. Evet. Evdeki hanımlar da yapabilir değil mi bunu? Çok basit. Basit. Evet. Peki Nuri Usta, malzemelerimiz ne? İlk önce bir dil balığı. Dil balığı. Bunda kaç kişi doyar? Bunda 15 kişi doyar mı? Yok, bir kişi ancak. Evet, bir tane dil alıyoruz. Evet. Bunu ne, kasaptan mı alıyoruz, nerede alıyoruz? Balıkçıdan geliyor, Bodrum'dan geliyor. Ha, Bodrum mu bu? Evet. Ha, Bodrum'dan geliyor buraya. Evet. Maşallah, maşallah. Tereyağı. Tereyağı. Hakiki mi? Hakiki tereyağı. Trabzon mu? Trabzon. Rize mi? Trabzon. Trabzon, evet. Ne bu? Bu kırmızı biber. Kırmızı biber. Bu mantar. Mantar, ne mantarı? Bu normal. Ne mantarı? Kültür. Kültür. Evet. Kültür mantarı. Bu ne? Bu yeşil biberimiz. Yeşil biber. Evet. Bu nereden geliyor? Bu da manavdan geliyor. Manavdan geliyor. Domates. Domatesimiz var. En son. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ne? Ne yapıyoruz? Bu balık için karnatör yaptık. Ne yaptınız? Karnatör, zebze. Zebze mi? Evet. Karnatör. Ha, karnatör. Ha, tamam. Ben de ne diyorum bu böyle? Evet. Evet. Şimdi başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hadi malzeme saydık. Balığımızı açacağız. Filoto yapacağız. Vay 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 vay. Unluyoruz. Bu ne unu? Normal un, beyaz un. Ha, beyaz un. Ha. Mısır unundan olmaz mı bu? Mısır unundan olur. Olur değil mi? Evet, mısır ununda tereyağlı yapıyoruz. Sizin memleket nerenin Rus'ta? Benim memleket Kastamonu. Şarkı var mı sizde? Şarkı söyler misiniz? Sesiniz iyi midir? Şarkı söyleyemem ya. Peki beyler, peki. Bu Rus'ta fazla şey... Yanıyor, yağ geldi. Bu tereyağı mı? Bu normal ayçiçek yağı. Ha, ayçiçek yağında mı yapacağız tereyağı da mı? Ayçiçek yağında kızartacağım. He? Sonra soslayacağım. He. Şimdi bunu tereyağımıza koydum. Evet. Bundan sonra mantarımızı koyduk. Malzememizi hazırlıyoruz. Buyursunlar efendim, buyurun. Ben de bu arada şeyim halledeceğim. Bak. Mantarlara bak. Canlı. Canlı. Buyursunlar efendim, domatese bak. Buyurun. Allah yanıyor. Koydum. Kırmızı şeyi koydum. Bu şey Charleston mu bu? Yağın içine atıyoruz. Çekil. Kızgın yağın içine atıyoruz. Evet, suya batırıyor. Bu bildiğimiz su mu? Evet, bildiğimiz fare su. Vay 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 vay. Geliyor. Dil balığı geliyor. Haydi. Koyayım mı domatesi? Haydi domatesler. Domatesler geldi. Domatesler. Çek oğlum oradan domates. Çek 2 kilo domates. Pul biber, kekik. Evet. Pul biberimizi koyuyoruz. Evet. Buna ne? Şey, aroma katsın diye. Az mı? Bu kadar yeter mi? Bak. Biraz daha atayım mı? Biraz acılı olsun. Bak. Ben acılı severim. Acılı. Buyurun efendim. Buyurun. Haydi bakalım. Kekiye bak, kekiye mis gibi. Soya sosu. Çok az. Dökeyim biraz daha. Birazcık daha. Yeterli. Yeterli efendim, evet. Yanıyor. Balığımız oldu mu? Balığımız oldu. Karnatür de oldu. Allah, yanıyor. Vay. Oo. Oh. Karıştırayım mı? Bunları şimdi mix yapacağız. Buyursunlar efendim.
Vay 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 vay. Ben yapsam dökülür hepsi. Yazıklıyor olur. İşte Nuri Usta'nın spesiyeli. Dil. Dile bak. Vay vay vay. Balığa bak ne hale geldi be. Eyvah eyvah eyvah. Ha. Yenmez mi bu balık be? Yenmez mi bu Nuri Usta bu? Kim yemez bunu? Yenmez mi bu? Kim yemez bunu? Vay 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 vay. Ağzım sulandı. Yum yum yum. Evet, evet. Önceden hazırladığımız balık için zebzemiz var. Vay, onu da mı koyacağız? Ne bu, marul mu? Bu brokoli. Brokoli? Evet. Brokoli. Evet. Brokoli. Evet. Ha, renk versin diye. Afiyet olsun. Efendim hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz efendim. İskenderimiz. Yoğurtla yoğurtla. Bu dil balığı. Dili ilk önce ayçiçek yağında hafif böyle biraz kızarttık. Ondan sonra tereyağda üstüne biraz geçtik hemen. Bunu evet, spesiyel, spesiyel. En iyiler bir araya geldi, kahkahalar havada uçuştu, tadı damaklarda kalan bir sohbet oldu. Yavuz'un saçını. Ya arkadaşlar şunu hep, hep olayı oraya getiriyorsunuz, terk ederim burayı bak söyleyeyim. Amerika'da açmak üzere Amerika. Devam edeceğiz. Hollywood evet. Falan. Evet, Manhattan'da düşünüyoruz. Hollywood yani. Falan. Evet. Konsolosu ayarlamışlar, birden nikahımız oldu, balayına da İstanbul'a geldik. Az sonra... Ayşe Erbulak, Anne Bak Kim Geldi isimli kitabını hayatın içinde ne anlattı? Hep birlikte izliyoruz. Ayşe Erbulak'ta çalışma ofisinde sohbetteyiz. Yazarlık öğretmenliği ve kulis adabı konusunda ders verdiğini söylüyor. Yazarlık öğretmenliği yapıyorum. Bir de oyunculuk bölümünde de kulis adabı derslerine giriyorum. Kulis adabı pek olmayan bir şey. Yeni nesil dememek lazım. Hani sevmiyorum hanım biz eskiden değildik falan. O lafları çok sevmiyorum. Bizim de genç olmamız lazım kafa açısından en azından. Kulis adabı niye veriyoruz? Tabii ki buradan burayı bitiren her çocuk veya her genç oyuncu olmayacak. Ama bir iş disiplini öğretiyoruz. Sözü Anne Bak Kim Geldi adlı yeni kitabına getiriyoruz. Beşinci kitabım benim bu. Aslında ilk kitabımı tabii kime göre ilerleyen yaş ama tabii insanların 20-30'lu yaşlarda yazar olduğunu düşünürseniz ben 50'li yaşlarımda ilk kitabımı çıkardım. İlk daha basılmadan, kitap bile olmadan çok sevgili duayen, babaannem duayeni bir Necati Güngör abimiz vardı. Onu okuttum ne yapayım diye. Bana dedi ki 4 ya da 5. kitapta büyük patlarsın dedi. 5. kitap bilmiyorum. patlamak önemli değil zaten. Ben yazmayı seviyorum. Sonra onların okunduktan sonra bana geri dönüşlerini seviyorum. Ayşe Erbulak yeni kitabının içeriğiyle ilgili minik detaylar veriyor. Gerçekten çok hikayeler var. Bir anne var 30 yıl önce kayboluyor bir sabah. Şimdi kitap çeşitli noktalardan ürüyor ve yürüyor. Ben onu buradaki yazarlık öğrencilerime de kurguyu anlatırken aynı böyle anlatıyorum. Bir saç örgüsü gibi. Burada bir hikaye, buradan bir saç alıyoruz, buradan bir saç alıyoruz, buradan bir saç. Ama ben üçlü saç örgüsü yapmıyorum, altılı yedili saç örgüsü yapıyorum. Onlar birbirlerine geçe finalde de bir fiyonk atıyoruz. Yani aynen öyle anlatabilirim. Kitabının Anne Bak Kim Geldi adını bakın kim koymuş. Özden Özgürdal koydu bu ismi. Şöyle ben yazmak istediğimi biliyordum. Hani böyle hikayeleri toparlıyordum da. Ben bir de bir kitabı yazarken ondan sonrakini toparlıyorum. Yani bir şey buluyorum. Bunu öbür kitaba koyayım, buraya koymayayım diyorum falan böyle. Küçük küçük oraya da notlar alıyorum. Özden dedi ki Anne Bak Kim Geldi dedi. Evet dedim. Anne Bak Kim Geldi daha yazıları yazmadan Anne Bak Kim Geldi adı vardı. Zaten neden isminin bu olduğu da gene bir ilk 20 sayfada okur tarafından anlaşılıyor, anlatıyor yani.
Kitabın kapağıyla ilgili de çok çalışmışlar. Kapağı çok sevdim ben. Kapak çok çalıştık. Çünkü iki tane ortaya yani 65-70 yaşlarında 3 anne var aslında hikayede. O 3 annenin ve 3 çocuğunun kesişme noktaları var. Ama bu kesişme noktalarını okur giderek şey yapıyor. Ben cinayet romanında, şimdi ben çok cinayet romanı kendim okuduğum için yazarken çok kolay geliyor. Çünkü ben bunu beğenir miydim diye soruyorum. Planlı programlı yaşıyorum diyen Ayşe Erbulak yeni kitabını önümüzdeki yıl çıkaracağını belirtiyor. Ben çok disiplinli ve planlı programlı yaşayan biriyimdir. Bundan sonraki kitap da gene seneye bu zamanlar çıkar. Orada bir doktor var. Doktoru taktım yani. O doktoru burada kullanacaktım. Fazla kalabalık oldu. O doktoru bu kitaptan derhal çıkarttım. Yeni kitaba koydum. Doktor çocuk sahibi olmak istemiyor ama karısı çocuk sahibi olmak istiyor. Oradan yürüyeceğiz bakalım. İpliği çekeceğiz oradan. O zaman derhal bu kitap okunup bekleniyor diye. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kıskanmak yok. Bülent Ersoy özel tasarım aracına sonunda kavuştu. Vallahi ben de heyecanlandım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Fevkaladenin fevkindesinin makyaj parası bile değil. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Az sonra. Hande Yener, Ferman Toprak ve Yavuz Seçkin bir aradaysa keyifli bir sohbet ortaya çıkar. Hep birlikte izliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en iyileri belirlendi. En iyiler ödül töreniyle birçok ünlü sima ödüle layık görüldü. En iyi erkek sanatçı ödülü Serdar Ortaç'ın olurken en iyi kadın sanatçı ödülünü Hande Yener aldı. Sebastian'la Hande Yener. Bir açıklamasında ödüllerimle duvar ördüreceğim diyen Hande Yener şimdi bu tasarısını eve dönüştürmeyi planlıyormuş. Gerçekten oldu. Ben şimdi ödüllerimden bir duvar ördürmeyi düşünüyorum demiştim de. Şaka gerçeğe dönüşmeye başladı. Şimdi evle ilgili bir mimarlarımla görüşüyoruz. Ne yapacağız ödülleri diye konuştuk. Şimdi bir şey tasarladılar. Şimdi yeni gelen 3 taneyi de ekleyeceğim. Proje döküldü yani değil mi? Evet, ekleyeceğim. Ama kredi çalmak kolay değil. Aa, teşekkür ediyorum. Verirse. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz tekrar. Çok mersi. Ben de bütün ödül alan arkadaşlarımı, Ferman'ı, Serdar da ödül aldı, Serdar Ortaç. Onun da ödülünü ben almak durumunda kaldım. Kankalığımızı kullandı. Çok güzel bir dostluk başladı her şeyden önce. Hande Yener için ödül almak dünyanın en güzel duygularından birisiymiş. Dünyanın en güzel şeyi. Yani bir insanın amacının bu hale dönüşmesi. Başarılı. Tabii bu ödülüm de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Evet. Ben bu da farklılığını gösteriyordum. Yani çok farklı bir yerden geliyor çünkü. Kesinlikle öyle. Aslında çok da biriz, hepimiz biriz ama tabii ki oradaki kitlenin bizi takip ediyor olması, sürekli dinliyor veya izliyor olması bizim için çok güzel bir şans. Gel, gel. Sen başka söylesen de içinde seni kim görse yüzünde kalbinin merkezinde yine benim izim var. Bu ödüllerden birinin Kıbrıs'tan gelmesi de ayrıca çok sevindirmiş ünlü popçuyu. Çok sık da konsere gidiyorum Kıbrıs'a. Oradaki sevenlerimi çok seviyorum. Çok candanlar, çok içtenler. Kıbrıs halkını biliyorsun. Çok samimiler, çok şakacılar, güler yüzlüler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizim de yüzümüzü güldürdüler. İmajını değiştiren ve perçemle birlikte saçlarını kütleştiren Hande Yener'e yeni imajı sorulacakken konu saç olunca Yavuz Seçkin de üzerine alınıyor. Şimdi hep, pardon, hep olayı oraya getiriyorsunuz. Terk ederim burayı bak söyleyeyim. Terk ederim. Neyse. Yavuz'un morali bozuk diye saçımı kestirdim.
destek olmak için. Saç mevzusu beni çok ilite ediyor. Bir 10 son. Çok geriliyor. Çok eskide. Çok demode. Hande Yener, fantezi dalında yılın en iyi erkek sanatçısı ödülünü alan Ferman Toprak'a getiriyor sözü. Ferman Bey de evlendi, ben öyle duydum. Şöyle söyleyeyim, değerli eşimle ben düğün hazırlığı yaparken büyük bir düğün yapmamız gerekiyordu. Akrabalarımız 5-10 kişinin gelmesi gerekiyordu. Böyle bir düğün daveti düşünürken ülkemizdeki bu terörden, olan şehitlerimizden dolayı bize yakışmaz olduğunu düşünerek düğün tarihleri atmıştım. 3 günlük Almanya'ya aile dostlarımızı ziyarete gittik. Birden de abi neden düğün olmadı falan dediler. Vallahi dedim böyle böyle. Burada yapalım dediler. Nasıl olur? Bir anda gün sabah uyandım vallahi gelinlik almışlar, smokin almışlar, araba süslemişler, konsolosu ayarlamışlar. Birden nikahımız oldu, balayına da İstanbul'a geldik. Ha çok iyi. Hayatı tesbih yapmışım, salıyorum uğuşum. Adını duydukça Cem Kılıç da Kıbrıslıların sevdiği oyuncular arasında. En iyi Sebastian ödülü aldım. Yardımcı oyuncu, en iyi Sebastian oyuncu ödülü aldım. teşekkür ediyorum ödül için. Ödül almak tabii insanı gaza getiriyor diyelim. Gazımızı aldık bakalım. Başka kimler ödüle layık görecek? Ödül almaya çalışacağız. Yavuz Seçkin'in de ödül almakla ilgili söyleyecek birkaç sözü var. Şu an tamam ben Hande Hanım'ın ödülüne sahip çıkmaya çalışıyorum şu anda. Hayır. Ben de aldım da benim aşağıda kaldı hakikaten. Biz tabii yani böyle ülkemizin zor günlerinde biraz da olsa bizi böyle motive eden şeyler karşımıza çıktığında hakikaten Cem çok güzel söyledi. Bize bir rüzgar yapıyor, bir gaz veriyor. Bu arada ünlü şovmenin kızının tam bir Hande Yener hayranı olduğunu sizlere söyleyelim. Mila Hande Yener hayranı. Milacığım, evet. Teşekkürler. Hatta Milacığım. Onun bir tane videosu var. Ben onu Hande'ye bir ara gönderirim. Tamam. Şarkını söylüyor Sebastian aynı zamanda. Evet, söylüyor. Süper. Evet. Hande Yener konser ve albümlerinin yanı sıra eğlence sektörüne giriş yaptı geçtiğimiz yaz. Eğlence sektörü bizim işimizin bir parçası. DJ kabininde sevenlerimle böyle göz göze, el ele temas kurarak konserde çünkü o derece yakınlaşamıyorlar. Fotoğraflar çektiriyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel, keyifli bir meslek bence. Mekancılık, mekan sahibi olmak. Kesinlikle bir de bir takım kusurlar, beğenmediğim, gittiğim işletmelerde beğenmediğim bütün her şeyi kendi mekanımda asla uygulamıyorum. Bunlar hoşuma gidiyor. O yüzden de eğlence hayatına yeni bir soluk kattığımızı düşünüyorum. Eğlence sektörüyle ilgili daha çok planı olduğunun sinyallerini veriyor ünlü popçu. Birlikte güzel hatıralarımız oldu. Güzel bir yaz geçirdik. Şimdi de umarım güzel bir kış geçireceğiz. Yeni mekanlarla. Ondan sonra da Çeşme ve Amerika'da açmak üzere devam edeceğiz. Hollywood falan. Evet, Manhattan'da düşünüyoruz. Hollywood falan. Evet, evet. Kimi yazacak tarih bizimi? Bu ne uyumsuz bir çift seçimi? Programımız sürpriz bir haberle devam ediyor. Kıskanmak yok. Bülent Ersoy özel tasarım aracına sonunda kavuştu. Valla ben de heyecanlandım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Fevkaladenin fevkindesinin makyaj parası bile değil. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bülent Ersoy'un aylardır beklediği tasarım aracı sonunda hazırlandı. Mekana ulaşırken trafikte bir hayli vakit geçiren diva gelir gelmez önce bir şeyler yemek istiyor. Önce bir şey yapayım.
Hemen bir şeyler atıştıran Bülent Ersoy sabırsızlıkla beklediği aracına yöneliyor. Vallahi ben de heyecanlandım şimdi. Öncelikle kazasız belasız kullanmak istediğini belirtiyor ünlü diva. Çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız inşallah. Allah nasip etsin binebilmeyi. Çünkü buraya gelirken bir büyük bir kaza atlattım. Çok teşekkür ederim. Evet, bir araba arka arkaya geliyormuş. Kafamı vurdum. Acaba dedim bir uğursuzluk falan bir şey mi? Yok, öyle düşünmedim. Allah esirgesin. Aracının yapımı esnasında pek çok detayla ilgilenen Bülent Ersoy çok titiz olduğunun altını çiziyor. Mükemmeliyetçiyim ya, beni bilirsiniz. Onun için hep biraz fazla vurdularım. Onu da bende biraz daha mı fazla oldu Bülent Hanım? Sen de biraz olmuş olabilir. İstemem ayrılık, boynumu büksün. İstemem aşkından yeke sürüksün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem bahaya yaprak dökülsün. Aşk dönsün, hasretim gibi o. Senin yokluğun. Aynı aracın tasarımından 5 yıl boyunca kimseye yapılamayacakmış. 5 sene kimseye yapamaz o arabamı asla. Görürseniz efendim birinde ne olur? Yok, görmem. Görmem. Şey ona bakarsanız mesela şimdi ismini söylemek istemediğim dünyadaki çok sayılı efendim bir şeyin kralın şeysi var. O görüntülerden bazı yerlerini istedim. Ah Bülent Hanım dedi, mukavelem var, mukaveleyi çıkardı. O da demek ki benim gibi çatlakmış. Titizliğinin pek normal olmadığını söylüyor Bülent Ersoy. Pek normal değilim yani. Şimdi Allah var yukarıda. Çok titizim. Okul hayatımda da öyleydim. Bütün hocalarım beni efendim şey yapsınlar, mahcup olmayayım, beğendireyim, yanlışım çıkmasın. Çünkü bana okulda ayaklı kütüphane derlerdi. Varsın bir kere de çalsın da bunlar, dengim ol. Diva Bülent Ersoy İstanbul dışında yaşamak istediğini söylüyor laf arasında. İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Bir böyle şeyi düşünüyorum. Yeşillik böyle. Önümde su. Öyle yaşayayım istiyorum. Karadeniz'e sahip aslında. Karadeniz çok güzel. Hey gidi kal. Doldu da taşamadım. Aracını ise bakın nasıl tanımlıyor. Kalalık etmeyeyim ama yürüyen uçak bence. Şatafatı, bol takıyı sevdiğini bildiğimiz diva aracının daha sade olmasını istemiş. Ben taş tuş istemedim. Hani şangır şungur takıyı falan çok severim ama. Kırmızı ve Bülent Ersoy'un aracıyla buluşma anı. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzünüzü görelim efendim. Aman efendim be. Oo. Fevkaladenin fevkindesinin fevkindesinin de fevkinde. Çok teşekkür ederim. Aman canım, havaya bak.
Son olarak Ajda Pekkan'la olan davalarını soruyor haberciler ve kaybettiği 3750 liranın durumunu merak ediyorlar. Hiçbir şey söylemek. 3750 avukatım kanalıyla yatırtırım olur mu? Ya temize gitsem ne olacak? 3000 liraya Allah aşkına. Makyaj parası bile değil. Nerede, hangi etkinlik var bilmek istiyorsanız hayatın içinden ajandasına göz atıyoruz. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar, sevdadır. Yıldızı parlayan rock müzisyenlerinden Ozan Ünlü, ilk solo albümü Puslu Mavi'nin ilk konserini bu akşam İstanbul'da veriyor. Ben mi tuttum güneşi doğmasın diye? Doğmadıysa güneşim, suçlu ben miyim yine? Sonbahar yaprağım, peşimde rüzgar. Dinmiyor gözyaşlarım. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar, boşver. İskender Paydaş'la Zamansız Şarkılar projesinde birlikte çalışan şarkıcı, solo albümüyle bu akşam İstanbul Beyoğlu'nda müzikseverlere seslenecek. Karışmış güneşte martı sesleri vardı gülüşlerde. Sevilen rock grubu Yüz Yüzeyken Konuşuruz bu akşam Kocaeli'nde konser verecek. Beni bu kentte tutan o hızı değil geçmişimdir. Sen nasıl gidiyorsun? Hep merak etmişimdir. Yarın sabah geri gelmeyecek misin? Ben mi kalkayım yoksa çayı sen demleyecek misin? Madem öyle lafı uzatmaya gerek yok. Ben mi öleyim yoksa ateş edecek misin? Metropolün içine sıkışmış, kayıp bir jenerasyon olma tehlikesi eşliğinde büyümüş, iki genç insanın anlatıldığı hikayelerden oluşan şarkılara sahip grup, bu akşam Kocaeli'nde sevenleriyle buluşuyor. Kapıdan çıkan kimse geri dönmedi. Evimin alt kattaydı, atlayanlar ölmedi. Önce birkaç saat cümle kurdum, sonra birden durdum. Yerde 100 lira buldum. Cebe attım, kim ne derse yaptım. Ertesi gün kalktım, para hala bende. Hayatın içinden programının bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 360 ekranlarında sizlerin karşısında olacağız efendim. Şimdilik hoşça kalın.